Herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Evet, bu videoda artık geliş bir şekilde Epic Games'in kış indirimlerini inceleyeceğim dostlar. Dün paylaştığım videoda teknik aksaklıklar, tabii ki elimde olmayan Epic Games'ten kaynaklı aksaklıklardan dolayı geniş inceleme yapamadık. Bu videoda birkaç gelen soru çerçevesinde kuponla ilgili birkaç soruyu şey yapacağım, cevaplayacağım. Bunun dışında da dediğim gibi geniş olarak bütün indirime girmiş olan şu andaki indirimdeki oyunları inceleyeceğim dostlar. Ve bundan sonra da sadece kupon kullanımına uygun oyunlara yönelik daha geniş kapsamlı yorumlarımı da kattığım, işte hangi oyun alın, hangi oyun değmez ya da kupon kullanma kriterlerindeki oyunların ne derece kupon kullanmadan sonra alınabilir olduğuna dair böyle bir kendi çapımda yoruma dayalı bir video da çekeceğim dostlar. Umarım onu da seyreder, beğenirsiniz. Desteklerinizi beğenilerle ve yorumlarla gösterirseniz çok çok memnun olurum dostlar. Ve beni ilk defa seyreden dostlarımız da abone olarak destek olurlarsa çok sevinirim. Ve bunun dışında da sizden bir ricam olacak. Biliyorsunuz Epic Games'in içerik üreticilerini destekleme adı altında bir programı var. Aldığınız oyunlarda tabii ki sizin tercihinize bağlı tamamen. İsterseniz başka içerik yayıncılarını da destekleyebilirsiniz tabii ki. Ödeme ekranına geldiğiniz zaman altta bir küçük bir kutucuk olur. Şu an gösteremiyorum. Satın alma esnasında kredi kartı numaraları falan gözüküyor çünkü. Küçük bir kutucuk var. İçerik üreticisi diye zaten başlayan bir kutucuk vardır. Oraya karanlık adam yazarsanız, ama karanlık adam diye, çünkü İ-I ayrımından kaynaklanan salakça bir hatadan dolayı öyle olmuş. Hatta karanlığa yazın. İ yazmadan hemen ben çıkıyorum zaten. Karan yazdığınızda da çıkıyorum. Benim ismimi yazarsanız naçizane bana bir destekte bulunmuş olursunuz. Sizden hiçbir şekilde para alınmıyor. Yani sizin ödemenize ekstra bir şey yansıtılmıyor arkadaşlar. Epic Games sizin ödediğiniz ücretten küçük bir meblağı bana göndermiş oluyor. Böylelikle siz de bana isterseniz, tabii ki dediğim gibi istek dahilinde, bana bir yardımda bulunmuş oluyorsunuz dostlar. Bunun da hatırlatmasını yapayım dedim. Destek olan dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, kupon için söylenenler. Kupon kullanımını sormuş bir arkadaş. Kupon kullanımı çok basit. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten sepete eklediğiniz zaman kupon otomatik tanımlanıyor. Ya da siz ödeme adımına geçtiğiniz zaman, eğer ki yani 80 TL'nin üstündeki bir oyunsa, hemen kullanıma sunulmuş oluyor. Yani normal otomatik olarak tanımlanmış oluyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. God of War sorulmuş mesela. God of War mesela ön siparişte olan bir oyun olduğu için kupon kullanımına uygun değil arkadaşlar. Zaten sepete eklediğimiz zaman hemen gözükecek. Sepete geldiğimiz zaman bu kuponlar için geçerli değildir diye bir mesaj çıkıyor. Ve burada da zaten hesaplanmıyor. Kupon kullanımına uygun bir oyun eklediğiniz zaman hesaplanıyor. Birazdan onu da göstereceğim zaten. Bunu ödeme ekranına da geçseniz, burada da ekleseniz istediğiniz kadar uğraşın olmuyor. Yani Epic Games bunu düşünmüş ve bu tarz içerikleri, yani oyunları şey yapamıyorsunuz, ön siparişteki oyunları. Bunun dışında DLC'leri de mesela herhangi bir şey, şu an Far Cry'ı şurada açmıştım. Far Cry'ın sadece mesela bir DLC'sini sepete ekleyelim. Yine şöyle ayrıcı bir şey de açayım. Gördüğünüz gibi bu da önce tabi 6'yı almanız gerektiği uyarısını veriyor da, bu kuponlar için uygun değildir. Yine uyarısı çıkıyor arkadaşlar. Aynı şekilde. Yani DLC'leri, ön siparişleri kupon kullanamıyoruz ve oyun içi birçok alımda da mesela işte onun uyarısını yapıyor. Fortnite'daki V-Papel tarzı şeyleri, oyun içi alımlardaki o şeyleri de kuponlar için kullanamıyoruz. Bunun dışında 80 TL'nin altındaki oyunlarda da yine size sepette uygun olmadığını, bu minimum satın alma şartlarını karşılamaması nedeniyle kuponlar için geçerli değildir diye bir uyarı verecektir.
Onun için de kupon kullanımını sepette de çok rahat bir şekilde ayarlamışlar. Yine size hatta dediğim gibi hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor dostlar. Sepete ekleyeyim mesela şu an. Evet, sepete ekledim mesela Far Cry'ı. Far Cry neydi? 174 TL. Hemen 60 TL indi. Ne oldu? 94 TL kaldı. Pardon, indirim 94 TL. 60 TL'de kupon indirimi geriye 174 TL'den 114 TL kalmış oluyor. Ve sepette kolaylık da getirmişler. Siz ikinci bir oyun eklediğiniz zaman, mesela şu an Guardian of Galaxy'yi de ekleyeyim ben. Onunla sepete baktığımızda bu sefer ne oldu? Bakın, kupon indirimi 120 oldu. Sanki iki tane kupon kullanmışsınız gibi oldu. 294 oldu ara toplam. Yani ikisinin burada 114, burada 240 desek, normal 180, evet 180, 179, ikisinin toplamı 294 TL ediyor. Siz buraya kaç tane oyun eklerseniz 80 TL üstünde onun hesabını yapacaktır. Siz buraya 80 TL'nin altında bir şey eklerseniz onu da hesaplıyor zaten. Yani sepeti çok güzel bir şekilde dizayn etmişler, hiçbir problemi yok. Bunları da göstermiş olayım size, sepet kullanımını merak eden arkadaşlarımız için. Yani sepet kullanımında kuponları size zaten uygulamış olarak getirdiği için kullanma durup şeyinde hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani siz kullanmayacaksınız zaten. Siz ödeme ekranına da geçtiğinizde kupon kullanılmış olarak yukarıda şöyle ödeme ekranının üstünde, dediğim gibi gösteremiyorum kredi kartı bilgilerinden dolayı, kuponu kullandırmış olacak otomatik olarak. Evet, oyunlara geçelim. Şöyle sırayla bir bakalım. Hatta nasıl yapsak? Neyse, karışık gelsin. Zaten dediğim gibi kupon kullanımına uygun oyunlara ayrıca bir başlık açacağım. Açıkçası çok fazla oyun yok. Mesela geçen yaz indiriminde bütün neredeyse kütüphanesini görmüştük. Burada 15 sayfa var. Yani 25 sayfadan fazlaydı. Öyle hatırlıyorum en azından. Geçmiş videoları kontrol etmedim. Kupon kullanımına uygun oyunları da ayırdığımız zaman sadece 2 sayfalık bir şey görüyoruz. Açıkçası bütün oyunları indirime dahil etmemiş Epic Games. Ya da geliştiriciler ya da yayıncılar bütün oyunları dahil etmemişler. Dahil olmamış bir sürü oyun var. Evet, yavaş yavaş başlayalım. Kupon kullanımına da uygun bir tane oyunla başlıyor. Fist, yeni gelen bir platform oyunu. Hani bir platform oyununa bu kadar para vermek içinizden gelir mi bilmiyorum ama dizaynı falan çok hoş, çok güzel bir oyun. Ayrı ayrı çok içlerine girmeyeceğim. Dead by Daylight zaten ücretsiz olarak verilmişti. Yine Prison Architect'i hatta yan yana verildiler yanlış hatırlamıyorsam. Onların fiyatları da makul seviyelerde eğer o ücretsiz oyunları kaçırdıysanız. Monopoly Madness, Monopoly oyunu. O da kupon kullanımına uygun ama yani niye bu kadar yüksek bir fiyat bilmiyorum. Çok makul bir fiyat olması gereken bir oyun bence. Monopoly sonuçta yani. Darkside Detective eski tarz piksel grafiklerde güzel bir fiyata satılıyor. Quake oyununu görüyorum. Bu birinci Quake oyunu arkadaşlar biliyorsunuz. Yeni grafiklerle yenilenerek remastered olarak çıkmıştı. 23.60 değer bir fiyat bence. Yani en azından bir efsaneyi güzel bir fiyata oynayabilirsiniz. Yine ücretsiz verilmiş oyunlar, bunları geçiyorum. Conan Exile bir kere bir ara ücretsiz olarak verileceği söylenmişti, ondan sonra geri çekildi. 30 TL'ye satılıyor şu an. Hala oynayan var mı bilmiyorum. Hani ben çıktığı zamanlarda bana deneme sürümü gönderilmişti ücretsiz olarak. Bir oynama imkanı bulmuştum. Aslında hani İşte açık dünya, hayatta kalma, crafting mantığını işleyen Conan'ın dünyasında bir efsane olmaya çalıştığımız aslında güzel bir oyun. Fena bir fiyatı yok diyelim. Warhammer, Total War, Warhammer mesela bu bütün oyunlar indirime girmemiş dediğimde mesela örnek gösterebileceğim bir oyun. Warhammer birinci oyunu, burada ikinci oyun yok, üçüncü oyun var. Üçüncü oyun mesela indirime girmemiş. 345 TL, birinci oyun da 345 TL. Ve zaten bu Total War Warhammer fiyat artışlarından nasibini alan oyunlardan biri arkadaşlar. 210 TL civarındaydı.
şimdi 345 TL'ye çıkmış. Hep bütün oyunları da öyle satılıyor. Battlefield 2042 yeni oyununu görüyoruz. 419'dan 277'ymiş tabii ki kupon kullanımına uygun. Ama yorumlarının ne kadar kötü olduğunu zaten siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Ben hem çok incelemedim hem de oynamadım. 10 saatlik bir oynanış. Game Pass'te 10 saatlik bir oynanış hala duruyor. Bir ara deneyeceğim bakalım o dedikleri kadar kötü müymüş. Ücretsiz oyunlar falan var, onlara hiç girmeyeceğiz. Yine ücretsiz olarak verilen bir oyun. Jurassic World Evolution 2 yeni bir oyun. Güzel bir fiyata zaten satılıyordu. Bir de indirime girmiş. İlk oyunu bayağı sevilmişti. Ben de bayağı hoşuma gitmişti. Test sürümünü oynamıştım. Rims Racing bayağı güzel gözüküyor arkadaşlar. Bir motor oyunu, iyi bir motor oyunu almak istiyorsanız bir seçenek olabilir. Devam edelim. Hepsine tek tek değinmeyeceğim tabii ki oyunların. Bağımsız oyunlar bayağı şey var. 20 TL altında bayağı bayağı oyun var. Hatta bu konuda da bir istek olursa öyle bir şey de yapabilirim. Sadece bağımsız oyunları tavsiye ettiğim böyle 15 tane, 20 tane bağımsız oyunu 20 TL, 30 TL altında ya da 50 TL altında isterseniz onlara da bakabiliriz. Başka neler var? Darkside Detective'in ikinci oyunu var. 15.75'e. Blasphemous 15 TL. Bayağı güzel bir fiyat. Şu anki indirimi Souls-like oyunları sevenler için güzel bir tercih olacaktır. Tabii ki platform tarzında, yani iki boyutlu yandan görünüş platform tarzında. Şu oyunu gördüm. Çok hoşuma gitti. İlginç bir oyun. Yani bir örümceği canlandırıyoruz. Aslında bir örümcek simülatör bile olabilirmiş ismi. Yani ağımızı örüyoruz ve ağımızı ördükten sonra gelen kurbanlarımızı usulüne uygun bir şekilde avlamaya çalışıyoruz. 11'de 39 böyle fiyatına oranla güzel sayılabilecek bir oyun diyebiliriz. Riders Republic yine biliyorsunuz yarış, böyle spor, değişik spor dallarında Ubisoft'un çıkardığı yeni oyunuydu, çoklu oyunculu. O da 269 TL'den biliyorsunuz Ubisoft'un standart fiyatı, umarım standart fiyatı olmaya devam edecek. 174 TL'ye inmiş, yine kupon kullanımıyla 114 TL'ye inmiş oluyor. O da aynı Far Cry gibi. Yine yeni oyunlardan biri Ain't Must Die. Bu da bir platform oyunu. Çok değişik bir atmosferi var. Kırmızının, sarının ve yer yer mavinin çok böyle ön plana çıkarıldığı görüntüleri var. Çok hoşuma gitti açıkçası. Darkest Dungeon 2, o da yeni çıkan oyunlardan %10 indirime girmiş. Kupon kullanımı tabii ki uygun değil. Kupon kullanımına uygun Marvel Guardians of Galaxy. O da 369 TL'den 239 TL'ye inmiş. Kuponla kullandığımız zaman 240 TL desek 180 TL civarında bir fiyata iniyor. Bu da tabii ki ana fiyattan düşündüğümüz zaman %50 bir indirim görmüş gibi olabiliyor oyun. Evet, her zamanki gibi başa sarma olayı yok. İkinci sayfaya geçtiğimizde Jars isimli yine bir platform. Güzel bir fiyat. War Mongrels. Geçenlerde canlı yayında da oynamıştım. Videosunu da ayarladım. Yayına sokamadım daha ama hani eski Commandos tarzı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Zor da bir oyun. İlk bölümde bayağı zorlandım oynarken ki hani o Commandos tarzını çok unutmuşum. Strateji sıra tabanlı demeyelim, hani sıra tabanlı olabilir, evet. Sıra tabanlı diyebilir miyiz? Tam Commandos'tan biraz daha özgür tutulmuş olay. Yani stratejik olarak davranmanız gerekiyor oyunda. Bir de normal bir sanki üstten bakış aksiyon oyunu gibi oynayabildiğiniz bir mod da var. Ama tabii ki o moda geçtiğiniz zaman bu bir gizlilik oyunu olduğu için o moda geçtiğiniz zaman o gizlilik muhabbeti ortadan kalkmış oluyor. Ve tabii ki adamlarınızın canını, yani can barını iyi bir şekilde takip ederek oynamanız gerekiyor. Bayağı gerçekçi olmuş o kısmı. Evet, başka neler var? Crysis Remastered. Bu Remastered olayı sürekli moderatörüm Emre'nin de söylediği bir şey. Her böyle muhabbeti geçtiği zaman. Şimdi tek tek çıkmıştı Crysis Remastered. Daha doğrusu Crysis Remastered çıkmıştı. İlk oyun çıkmıştı.
yine bu fiyatlarda sanırım ki düşmüştü. Tek tek baktığımız zaman 120 TL mi oluyor? Öyle bir şey. İlk oyunun şimdi fiyatını bilmiyorum ama ondan sonra da Trilogy diye çıkardılar. Ve Trilogy'yi almak istediğiniz zaman, eğer ilk oyunu aldıysanız Trilogy'yi almak istediğiniz zaman yine birinci oyuna para vermeniz gerekiyor. Öyle bir rezillik yapılmış. Belki bilirsiniz, Steam oyunlarında eğer paket yaparsanız sizde olan oyunu her zaman geçerli olmamakla birlikte sizde olan oyunu düşüyor fiyattan. Ondan size yeni bir fiyat sunuyor Steam'de. Genelde olur böyle. Ama bu sefer olmamış burada. Onun için bayağı tepki çekti bu konuda. Özellikle Emre tarafı, Emre'nin tarafından moderatörüm. O diyorum ya, sürekli bundan bahsediyor. Bayağı şikayetçi o. Ama şikayetçi olunmayacak gibi de değil yani. Çok saçma bir şey. O birinci oyunun fiyatı düşülmesi lazım. Bu paket içindeki fiyatı düşülmesi lazım. Ondan sonra, çünkü oyun bende var. Yani oyuna sahipseniz, onun için söylüyorum. Çok fazla tutmayan Back 4 Blood bayağı uzun süre beklendi ama sadece Dead for neydi o oyun? Şimdi ismi aklıma gelmez. Neyse, siz anladınız. Onun ilk oyunun, ilk iki oyunun daha grafikleri geliştirilmiş hali gibi çıktı oyun. Yani bize çok fazla bir yenilik sunmadı. Onu da çok beğenilmedi diye tahmin ediyorum. Oynayan yayıncılar görüyordum arada ama böyle hani yeni bir oyun çıktığında herkes, bütün yayıncılar ona üşüşür ya böyle. Onun gibi bir hava olmadı. Onun gibi hava esmedi. Yine de %40 indirimle 149 TL'ymiş. Bunda kupon kullandığınızda 89 TL'ye iniyor. Baya baya makul bir fiyata iniyor. Biraz önce Far Cry'yi de gösterdik zaten. Far Cry geniş incelemede bütün ekstra paketleri falan da inceleyeceğiz. Normal sürümü 114 TL'ye indirip alabiliyorsunuz kuponla arkadaşlar. Alan Wake oyununun remastered'ı size ekstra hiçbir şey sunmayan, yine sadece grafiklerin HD hale getirildiği, biraz daha böyle törpülendiği, daha yumuşatıldığı bir remastered. Ama en azından insaflı bir fiyata çıkmış. Mesela işte Saints Row 4 gibi böyle 174 müydü, 219 müydü, öyle bir fiyata çıkmaması güzel bir şey aslında. Yani o açıdan bakılabilir. Alan Wake oynamadıysanız hiç, güzel de bir korku oyunudur. Daha doğrusu bir gerilim oyunudur. Korku demeyelim de bir gerilim oyunudur. Evet, bayağı bağımsız oyun görüyorum. Bazılarını tanımıyorum bile hatta. Eski oyunlar var burada. Torment, Icewind Dale, Baldur's Gate, bunların 1 ve 2'si çok güzel. Efsanevi oyunlar yani ve çok güzel fiyatlara satılıyor. Bu oyunların tarihlerini de öğrenmek istiyorsanız değer yani bu fiyatlar. Zaten çok büyük fiyatlarda değil. Yani rol yapma, hack and slash tarzında oyunlar beğeniyorsanız bu oyunlara bakın derim. Nioh oyunu The Complete Edition ikincisi 174 TL, o da 114 TL iniyor kuponla. Saç baş yolmalık oyunlardan biri daha. Evet, başka neler var? Yine kupon kullanımına uygun Warhammer. Bu yanılmıyorsam sıra tabanlı strateji tarzında bir oyun. Warhammer dünyasında geçen, sıra tabanlı şekilde savaşarak ilerliyoruz. Yine kupon kullanımına da uygun ve 21 TL'ye düşmüş oluyor. Mesela bu 21 TL'ye düşen fiyatlar en baba fiyatlar oluyor tabii ki. Yeni çıkan oyunlardan Sable var, 26-13'e düşmüş. The Search ilk oyunu 31-50 ki güzel, çok çok iyi bir şeydir. Aksiyon oyunudur. Benim hiç beğenmediğim, beğenileni vardır. Bayağı yani var mıdır bilemiyorum. Yani vardır illaki beğenileni diye düşündüm. World War Z var, 51 TL'ymiş. Aftermath, yeni içeriklerin eklenen böyle versiyonu. Kena, Bridge of the Spirits, hatta oyun ödüllerinde de ödül aldı sanırım. En iyi bağımsız olarak hatta ödül aldı diye hatırlıyorum. Yanlışım da olabilir, düzeltirsiniz yorumlarda. 51.75'e inmiş, %25 indirimle. Bayağı güzel fiyat. Zaten normal fiyatı da çok güzeldi. Listeme dahil etmek istediğim oyunlardan birisi Kena mesela. Şu an karşıma çıkan başka neler var? Game Deck var yukarıda. Kupon kullanımına uygun sıra tabanlı bir oyun yine. Dishonored Definitive Edition'ı görüyorum. 109 TL'den 81 liraya inmiş. Aslında çok çok makul bir fiyata satılan bir oyun normalde. Steam'de de.
Ama kuponla kullandığımız zaman Steam fiyatından da aşağı iniyor. Eğer almayı düşünüyorsanız yine tavsiye edebileceğim bir oyun. Definitive Edition, Dishonored bütün içeriklerin içinde olan, birinci oyunun tabii bütün içeriklerin içinde olan bir oyun. 27.75'e geliyor yanılmıyorsam Steam indirimlerinde. Burada 21.75'e geliyor. 6 TL'lik bir karınız oluyor tabii ki. Wolfenstein serilerini görüyorum. Bunlar tabii Dishonored, Wolfenstein falan bunlar Bethesda oyunları hep şeyde var. Game Pass'te var. Eğer Game Pass'iniz varsa zaten bunları almazsınız. Yoksa da yine de ben Game Pass'i tavsiye edeyim bu tarz oyunlar için arkadaşlar. Ama fiyatlar fena değil. Fena değil diyorum ama çok çok iyi demiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani uzun zaman geçti bu oyunların üstünden. Daha uygun fiyatlar olabilir. Neo The Complete Edition ilk oyunu bunu ücretsiz vermişti yanlış hatırlamıyorsam. O da yine kupon kullanımına uygun. Onu kaçırdıysanız 32 TL'ye kadar düşürebilirsiniz fiyatı. Başka neler var? Sonic. Aman Allah'ım. Evet Sonic. Sonic'i çok seviyoruz ama bu fiyatlara sevmiyoruz. Maalesef. Ve Cold Canyon. Çok tatlı bir oyun. Şuraya gelmeden önce buna bakayım dedim. Dead Age de fena bir oyun değildir. Ve oyunların şahı. Yoko Island Express oyunların şahı biliyorsunuz çok seviyorum ben. Hastasıyım, ölüyorum bu oyun için. Her videomda da belirtirim. Ama yani bu fiyatla haksızlık ediyor. Bu yani bu Yoko'nun 100 dolara falan satılıyor olması lazım ki herkes alamasın. Herkes o işkenceye maruz pardon şey o şeye muhteşem oyun mekaniklerinin olduğu mükemmel oyuna herkes ulaşamasın. İstiyorum aslında ben. Böyle ulaşılmaz bir oyun olsun istiyorum. Herkes alamasın istiyorum. Evet, VRC 10 Rally Championship son oyunu olması lazım. O da 116 TL'ymiş. Kuponda kullandığımızda 56 TL gibi güzel bir fiyata iniyor. Artık rally oyunları biliyorsunuz çok 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 gerçekçi yapıldığı için bayağı zorluyor. Böyle bu da artık hani Souls-like sınıfına koyabiliriz şeyleri, rally oyunlarını. Alışana kadar gerçi de alıştıktan sonra biraz daha böyle daha az küfrederek, daha az çıldırarak oynuyorsunuz alışana kadar ama ne oluyor lan? Ben böyle daha güzel oynuyordum falan diyorsunuz. Hatta kendinizden şüphe duyuyorsunuz böyle. Oyundandık. Oyunda bir şey var yani. Falan diyorsunuz ya da işte ayarlara bok atıyorsunuz ya da işte artık neye bok atmak istiyorsanız ona bok atıyorsunuz. Evet. İncelemesinde yaptığım Lake oyunu var. 26.40'a inmiş. Çok güzel, dingin, dinlendirici, güzel atmosferi olan bir oyun. Burada Tom's Scaper diye bir oyun var arkadaşlar. Buna çok ufak bir girmek istiyorum. Game Pass'te oynadığım bir oyun. Şehir tasarlıyoruz bunu arkadaşlar. Böyle bakınca çok yani nasıl yapılıyor diye anlaşılmıyor ama şöyle küçük bir kutu olarak başlıyorsunuz. Yanına koya koya. Böyle bir şey yaratabilirsiniz ya da kendi şaheserinizi yaratabilirsiniz. Çok tatlı bir oyun. Çok güzel bir oyun. İlk başlarda ne lan bu böyle deyip başlayıp karşısında 3 saatimi harcadım. Daha da arkadaşlar çağırmasaydı devam edecektim. Çok keyifli bir oyun gerçekten. Tavsiye ederim. Game Pass'iniz varsa kesin oynayın. Yoksa da güzel bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Automata Shift var burada. Bir otomasyona döktüğümüz, restoran içine otomasyon döktüğümüz bir bağımsız bir oyun. Yine bakılabilir. Neler var? Void Bastard. Evet. Yooka-Laylee'de biraz önceki Yoku Island'ın kankisi bu. Bu ikisi muhteşem oyunlar arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Çıldırıyorum bu oyunlar için ya. Böyle, bu oyun var olması benim yani çıldırma sebebim ama yani iyi olumlu yönde yanlış anlaşılmasın. Olumlu yönde çıldırıyorum. Bu fiyatlara satılıyor diyorum ya, ikisi de 100 dolardan fazla olması lazım ki herkes oynayamasın, herkes ona maruz kalmasın istiyorum. Evet, başka neler var? Ruat. Evet, burada Boyfriend Dungeon diye böyle çok acayip salak bir oyun bu. Sakın bulaşmayın derim. Falconeer'de bayağı bir hike yaparak gelmişti ama çok tutulmadı açıkçası ama yani böyle gökyüzünde it dalaşı yapıyoruz ama bunu koca şahinlerle yapıyoruz. Onların tepesine binip de böyle
ilginç bir oyun olmuş. Farklı bir tarzı var. Death Trash de yine incelediğim oyunlardan Cyberpunk havası yaşadığımız bir oyun arkadaşlar. İzometrik açıdan bakıyoruz, piksel grafikli. Crafting mantığı, hayatta kalma mantığı üzerine kurulmuş. Chernobylite, bir stalker havası yaratılmaya çalışılmış ama tam olmamış. Kötü bir oyun değil ama bir stalker da değil. Yani onu da söyleyeyim. Bakılabilir. Başka neler var? Biraz hızlanalım. Evet, o hızlanalım bence de. Evet, böyle değecek oyunlara bakalım. Değecek derken tabii ki oyunların hepsi şimdi emek harcanmış. Hepsi, ki hiçbirini yeremem tabii ki ama herkes, her oyun herkese hitap etmiyor sonuçta. Worms Rumble. Ya bu fiyatların inmesi ilginç, çok ilginç. Gerçekten biliyorsunuz son oyunu ama çok güzel fiyata satılıyor. Worms kesinlikle denenmeli. Herhangi bir oyunu olsa da denenmeli bence. Sherlock Holmes The Devil's Daughter oyunu yine Türkçe, bu son oyundan önceki oyun. En son oyundu bu bir aralar. Ama Steam'de 7.70'lere falan iniyordu. Fiyatı mı arttı acaba diye düşünüyorum ama bu fiyat harbiden fiyata artmış gibi gözüküyor. Bunu kontrol etmek lazım. Fiyatı artmışsa da Steam'de de göreceğimiz fiyat bundan sonra bu olacaktır. Yine de değer mi? Değer. Çok güzel oyundur. Eğer dedektiflik hikayelerinden hoşlanıyorsanız. Frostpunk yine ücretsiz verilmişti. Tam bir şaheser zaten kendisi. Başka neler var? Biomutant oyunu 149 TL'ye inmiş. %50 indirimle kuponda kullandığımız zaman fıstık gibi fiyata iniyor. Çok güzel bir oyun. 3 boyutlu platform oyunu. Tam bir macera oyunu diyebiliriz. Aksiyon macera oyunu diyebiliriz. Çok tatlı bir oyun gerçekten. Yine listemdeki oyunlardan biri, bakalım. Bütçem yeterse, ki önceki bütçemi ayırdım. Hatta listemde ilk sırada Days Gone var. Bir ara Steam'de bayağı bir para biriktirmiştim cüzdanımda Days Gone için ama indirime girmemişti o senede. Yani şey, o geçen yaz indirimlerinde sağ olsun Sony indirime sokmamıştı. Alamamıştık. Kısmet bugüneymiş. Dediğim gibi listemdeki ilk sırada Days Gone var. Çok güzel bir fiyata iniyor. 100 TL civarına iniyor. Benim de zaten büyük oyunlar için iyi indirim demem için her zaman söylerim bunu. 100 TL her zaman çok güzel, iyi indirimdir. 100 TL eğer böyle triple A bir oyun 100 TL inmişse benim için mükemmel bir fiyattır. Yani mükemmel bir indirimdir diyebilirim. Şu konuşurken de çayım soğumuş bu arada. Evet, ikili paketler burada yine karşımızda. Bunları ben tek tek alınması taraftarı olduğumu söylemiştim. Hele zaten şu paketi boş verin. Legion. Legion'u ben ücretsiz bekliyorum. Yani gelecek sene Forward etkinliklerinde ücretsiz verilebilir. O kadar düştü ki fiyatı, artık ücretsiz verilmeye yakın oldu diyebiliriz. Evet, Hood oyunu var. Çok da beğenilmedi. Çevrimiçi oyun, çoklu oyuncu. Robin Hood muhabbeti bir oyun arkadaşlar. Çok da üstünde durmayacağım. Başka neler var? Deponia The Complete Journey 7.63, mükemmel bir oyun. Adventure, çok da absürt. Bunun zaten çok çok övmüşümdür. Başka platformlarda artık nerede karşılaştıysam övmüşümdür. Çok sevdiğim bir oyundur. Tavsiye de ediyorum. 3 tane oyun var bu Complete Journey'nin içinde. Bütün bu Deponia evrenindeki bütün oyunları oynuyorsunuz. Outsiders yeni update gelmiş. Hatta beraberinde şu an kupon kullanımına da uygun. Kupon kullandığınızda fıstık gibi bir fiyata iniyor. Olur yani, bu oyun alınır. Bu fiyata 35 TL'ye Outsiders alınır. Yani eğer Game Pass sahibi değilseniz arkadaşlar, Game Pass'e gelen bir oyun çünkü. Ona bir bakın derim. Kingdom Hearts'lara girmeyeceğim. Çok yani bilmiyorum, fiyatları uçuk bence. Başka neler var? Kartel Tycoon var. İsminden de anlaşılacağı gibi bir karteli sıfırdan en yüksek tepeye çıkarmaya çalıştığınız, Tycoon tarzında gelişim yaptığınız bir oyun arkadaşlar. Evet, şu başa gitme olayı kıl ediyor beni. Splinter Cell'ler geçen indirimlerde yüklenmişti zaten. Loop Hero 18 TL'ye düşmüş. Çok iyi. Enno 2070 1800'den bir önceki oyun. Bu gelecekte geçiyor. 1800 Orta Çağ'da geçiyor.
ikisi de güzel oyundur. Complete Edition olarak zaten bu da satılıyor. 33.75 çok iyi fiyat. Yine Brad Edge hayatta kalma, uzayda bilinmeyen bir yerde hayatta kalmaya çalıştığımız, yanımızda da şuradaki ölümsüz horozumuz var. Uzayda filan ölmüyor, bu nefes alabiliyor, çok ilginç bir yaratık. Bazı yerlerde tıkaç olarak da kullanıyoruz bunu. 26 TL'ye düşmüş, çok iyi fiyat gerçekten. Buna bir bakın derim. Curse of the Dead Gods da tam olarak anlatmam gerekirse Hades tarzında bir oyun. Çok çok benziyor, kalitesi de çok benziyor. Gerçekten çok iyi bir oyun. Keşke yüksek fiyatta olsaydı da böyle 20 TL falan alsaydık, çok güzel olurmuş. Yine Game Pass'te olan da bir oyun, onu söyleyeyim arkadaşlar. Kupon kullanımının altında kalan, gerçi ücretsiz verilmişti ama 75 TL. Şu ucu ucuna niye bırakıyorsun değil mi? Şunu yap bir 80 lira. Herkes faydalansın değil mi? Çok özür diliyorum dostlar. Yine fiyatını hep anlam veremediğim Tales from the Borderlands. Ki Borderlands dünyasındaki her oyunu oynadım. Bir tek bu kaldı ama yani evet, kuponla da kullansam 27 liraya iniyor ama zaten normal fiyatı bence o olması gereken bir oyun. Yani normalde fiyatların o olup da daha aşağı inmesi gereken yılların oyunu, yani bayağı eskidi o da. Ama 27 TL değerlendirilebilir, yine dediğim gibi hani bir tek bu aklımda kalan oyun bu kaldı. Bakılabilir. Evet, biraz daha hızlanalım. Rayman Origins geçenlerde ücretsiz verilmişti. Battlefront'lar çok cüzi rakamlara inmiş, güzel. Scott Pilgrim de öyle, güzel bir fiyata inmiş. İkincisini biraz önce görmüştük. Bu da birincisi 34.20 inmiş arkadaşlar. Kupon kullanımına uygun. Tropico 6 eğer bir Despot diyeceğim de değildi. Neydi onun ismi? Diktatör. Evet, bir diktatörün hayatı nasıl olur diye merak ediyorsanız, ki bu aralar merak ediyoruzdur herhalde bir diktatör nasıl davranması gerektiğini. Baya merak ediyorum ben. Aslında nasıl olması gerektiğini, ülkeyi ya da batırır mı çıkarır mı, onu merak ediyorsanız oynayacağınız bir oyun. 5'i de güzeldir, 6'sı da güzeldir. Hatta 6'sı 5'iyle aynı fiyata gelmiş oluyor. Kupon yok, 37 TL'ye gelmiş, çok pardon. Kupon kullandığınızda Darkest Dungeon'ın birinci oyunu da 7.80 TL'ye satılıyor. Geçen senenin iyi oyunlarından biriydi bu da. Alien Isolation iyi oyunları derken hani şey, ücretsiz verilenlerden. Bu arada ücretsiz oyuna bakmadık değil mi? Neon Abyss diye bir oyun. Platform oyunu verildi. Çok da üstüne durmaya gerek yok. Medieval Dynasty oyunu da gerçekçi bir rol yapma oyunu arkadaşlar. Öyle bir oyunu alıyorsanız yine kupon kullanımına uygun. Başka ne var? Geç bunu, ne bu ya? Cyberpunk mükemmel bir fiyata iniyor. Eğer Cyberpunk bu zamana kadar bekleyip almadıysanız hala, hatta yani hataların da düzeltilmesini falan beklediyseniz eğer, şu an tam kalemi kaçırılmayacak bir fiyat. 64.50'ye iniyor kuponla beraber. Hatta alın bir kenara koyun, hataları düzeltildiği zaman tamamen, o zaman oynarsınız. Şimdi de oynarsınız aslında da yani, eğer görmezden gelirseniz hataları, ki ben hani son patchlerden sonra oynamadım açıkçası, öyle söyleyeyim. Ama oynadığım zamanlarda, son patchlerden önce oynadığım zamanlarda hataları görmezden gelirseniz çok güzel oyun gerçekten. Ama gerçekten çok hatası vardı o zamanlar. O zamanlar da vardı. Hani çok büyük bir patch yayınladık, ondan sonra oyunu çok geliştirdik, hataları düzelttik. Ulan bir girdim hemen böyle şey, bir adam gidiyor ama. Araba oturmuş pozisyonda, ellerinde şöyle tutmuş ama araba yok ortalıkta mesela. En küçük hata o zaten. Daha beter şeyler görüyorsun. Immortal Phoenix Rising standart versiyon, yine kupon kullanımına uygun standart versiyonunda, içindeki diğer kısımları dediğim gibi geniş incelemede bakacağız. O da 27-60 TL'ye iniyor. Tavsiye ederim arkadaşlar Immortal Phoenix Rising oyununu. Mudrunner Sprint Riders serisinden bir oyun. İlki 27-25'e inmiş. Bunun Snow versiyonu da var. Karşımıza çıkmadı ama çıkacaktır, o kupon kullanımına uygundu. Godfall oyunu 48-30'a düşmüş. Bunu biliyorsunuz. Godfall'un bir düşük paketini
ücretsiz olarak verdi. Herkes aa Godfall veriyor Godfall filan dediler ama işte Godfall değildi o. Değildi yani. Spoiler, hatta spoiler oyun yapmışlar. Çünkü o verilen versiyonda Godfall'da karşılaşacağınız bütün bosslarla dövüşüyorsunuz. Onu oynadıktan sonra Godfall oynamaya ne gerek var? Çok salakça. Iron Harvest, evet, değişik bir paralel gerçeklikte geçen 2. Dünya Savaşı bir oyun. Arkadaşlar 27.50'ye satılan bir strateji oyunu. Onu da söyleyeyim. Güzel bir fiyata satılıyor. Evet, Valhalla birçok kişinin beklediği oyunlardan biridir diye tahmin ediyorum. 134 TL kupon kullanımına yine uygun, standart versiyonuna uygun. Ne oluyor? 74 TL, 74,5 TL'ye inmiş oluyor. Bal kaymak gibi bir fiyat. Ama her zaman söylediğim bir laf vardır. Yani Valhalla, Assassin's Creed oyunları için söylediğim bir şey vardır. Bence Assassin's Creed oyunları varsa eğer, yani Gold paketi varsa Gold alınmalı. Eski oyunlarda hepsinde yok çünkü. Deluxe olanı var, Gold olanı, Ultimate olanı var. Ultimate çok gereksiz. Gold en iyisidir. Assassin's Creed oyunlarını alıyorsanız, ki Valhalla'nın yeni de bir DLC'si duyuruldu. Bundan önceki oyunların ikisi de, Origins olsun, Odyssey olsun, iki tane de DLC'si vardı. Valhalla'nın 3 DLC'si olacak. Yani Gold versiyonu aldığınızda 3 tane de ekstra içerikte gelmiş olacak. Mükemmel bir olay. Evet, Legion. Ama yazık bu oyuna ya. 88 TL nedir? Legion'u almak isteyenler için evet güzel. Ben para vermeyeceğim. Bu benim kendi şahsi düşüncem arkadaşlar. Legion'a verecek param yok. 28 TL'm de yok. Verilmez bence. Yani almayı hiçbir zaman düşünmediğim bir oyun. Ve bir gün ücretsiz alacağım ben bu oyunu. Bu oyun ücretsiz gelecek arkadaşlar. Böyle derler ya. Evet, Pumpkin Jack güzel bir oyundur. Yine 3 boyutlu bir platform oyunu. Çok çok eğlenceli, absürt içeriğiyle beraber. Yine ücretsiz denemesi gelmişti bana ama bir türlü videosunu çekemedik. Onu da istiyorum açıkçası. Hatta bir seri yapmak bile istiyorum yani. O tarzda bir serim yok çünkü. Evet, Amnesia Rebirth yine son oyunu. 17-15 biraz hızlanalım. Çok uzadı video çünkü. Assassin's Creed 2 standart versiyon 13.49. Evet, Squadron oyunu ücretsiz Amazon tarafından, yani ücretsiz demeyelim de, yani Amazon aboneliğiyle beraber verilmişti. Game Pass'in içinde de var, EA Play'in içinde de var biliyorsunuz ama siz eğer ekstra ayrı bir platform olarak almak isterseniz 43 TL'ye almış oluyorsunuz kuponla beraber. Mafia Trilogy 187 lira, 3 oyunu birden güzel bir fiyata kapatabilirsiniz. Ne olur? 127 TL olur. Hatta Mafia Definitive Edition'ın satışından daha düşük bir fiyata 3'ünü de almış olursunuz. Eğer diğer oyunlar yoksa elinizde. Mesela bende 3 var. Humble Bundle'dan hediye gelmişti bana. Onun için bu paket bana bilmiyorum mantıksız mı olur? Yani Mafia 1'i almak istiyorum ama neyse, belki de iki platformda da aynı oyunun olması çok sıkıntı yaratmaz. Aynı fiyata bu sefer, çünkü Mafia 2'yi de almış olacağım. Bir taraftan mantık olarak düşünürsek, hani kar zarar olarak bakarsak Trilogy'yi almak daha mantıklı gözüküyor. Başka neler var? Art of Rally çok güzel oyun. 25-35. Ha, Remastered buradaymış. 40 TL değilmiş onun fiyatı. 30 TL'ymiş. Ama yine de üçünü topladığınız zaman 40-40-80 110. Hatta 110 TL'yi de geçiyor. 78 TL miydi? 80 küsur TL miydi? Demin kupon kullanımı uygun muydu? Ay, 5 dakika önce olan şeyi unuttum valla. Evet, başka neler var? Verece 9 var. 82 TL. Bu bile kupon kullanımına uygun hala ve 22 TL'ye düşüyor. Mükemmel fiyat. Zaten 20 TL'ye düşen fiyatlar çok güzel kuponla beraber. Yemede yanında yat oluyor. Horizon Zero Dawn da çok güzel fiyata iniyor gerçekten. 77,5 TL. O da kesinlikle tercih edilebilir bir oyun. Death Stranding yine listemde olacak büyük ihtimalle. Ben de bu fiyatlara inmesini bekliyordum zaten. 100 TL'nin altına insin. Çünkü şu da var, biraz bana kazıklanmış hissini yaşatıyor bu. Yani PlayStation'da sattın arkadaş bunu. Deli gibi sattın. PC'ye çıkardın. Niye hayvan gibi bir fiyata çıkardın? Zaten eski bir oyun. Yani eski de artık sonuçta, yani PlayStation 2 sene 3 sene oynadılar. Ondan sonra şeye geldi. God of War da öyle.
329 TL korkunç bir rakam bence. Yüksek bir rakam yani. Satacağını sattın abi. PC'cileri niye tırtıklamaya çalışıyorsun arkadaşım? Sen bir port oyunu, sonuçta bir portlanmış bir oyun. Yani daha makul, ben demiyorum ki hani 50 TL'ye satsın. Daha makul bir fiyata inebilirdi yani. Şimdi de daha makul bir fiyat görüyoruz işte. Sonunda. Kuponu da kullanacağım. Mis gibi 79 TL'ye alacağım bu oyunu. Sonunda. Bekleyen derviş misali. Bannerlord'u görüyorum. Evet, yine kupon kullanımına uygun. Ne oluyor? 59 TL. Oh, mis. Bekleyenler için. Şurada Desperado vardı. Oo, çok güzel bak. 27.50 yeniyor bu da. Çok pardon. Sıra tabanlı strateji sevenler için. Yine Commandos tarzında. Sıra tabanlı strateji olmuyor aslında. Sıra tabanlı, yani stratejik olarak davranmanız gereken sıra tabanlı bir oyun oluyor aslında o. Tam tarifi o. Detroit Become Human keşke kullanıma uygun olsaydı. Bu haliyle bence pahalı kaçıyor. İçinde bir versiyon var mı bakalım. Oyunlara girmiyorum genelde ama. Evet. Yüksek bir versiyonu yokmuş. Evet, Hades bildiğimiz fiyatlarda. Ondan sonra neler var? Rayman Legends. Bu Rayman Legends'ı aldığınız zaman Origins içinde geliyor aslında. Çok ilginç bir olayı var bunun. Evet, Shenmue 25 TL'ye satılıyor. Kaçırdıysanız da almayın. Evet, Red Dead Redemption 89 TL'ye iniyor arkadaşlar. 90 TL'ye iniyor. Müthiş fiyat. RDR 2 için. Çünkü diyorum ya, belki daha önceden söylediğim zaman duymuşsunuzdur. Bence bir şaheser RDR 2. Ve bu fiyata muhteşem bir oyun alacaksınız. Sizi, yani 149 TL'ye alanlar da vardı geçen sonbahar indirimlerinde fiyat artar diye. Onlar da güzel fiyata aldılar. Sakın üzülmesinler. Sakın morallerini bozmasınlar. 149 TL'ye onlara verebileceği mükemmel bir dünya sunuyor zaten Red Dead Redemption. Hiç üzülmesinler. Onlar da güzel fiyata aldılar arkadaşlar. O arkadaşlar da. The Other Worlds yine çok güzel bir oyun. Fallout tarzını seviyorsanız rol yapma oyunlarında. Hatta Fallout tarzının, o dünyanın daha absürdünü düşünün. The Other Worlds'teki muhabbetler çok hoşuma gidiyor gerçekten. Çok eğlenceli bir muhabbet var. Ve makine çevirisi bir yaması da olması lazım. Makine çevirisi olmasına rağmen güzel elden geçirilmiş, güzel bir hale getirilmiş. Piyasada bulabilirsiniz yani. Piyasada dediğim, internette bulabilirsiniz. O da kupon kullanımıyla 41 TL'ye iniyor. Ama tabii ki Game Pass'te varsa boşuna almayın. Ghost Recon Breakpoint en sevmediğim oyunlardan 67.25'e inmiş. Çok üstüne durmayacağım. Borderlands yine bak ya, şuna 3 lira daha koy be. Şuna 3 lira daha koy be. İçinde gerçi şeyleri vardır. Neyse, ona bakacağız ayrıntılı olarak. Ancestors, The Humankind Odyssey evrimi biraz da anlatan bir oyun. Çok bize hitap etmeyen bir oyun aslında. Hani merakımı da uyandıran bir oyun değil aslında. Yani evrim, yani evrim derken yanlış anlaşılmasın. Hani insana evrimden bahsedilmiyor burada. Ya bahsediliyor da yani oraya gitmiyor zaten oyun. Hani oyun olarak çok merak ediyordum ben. Hatta bana deneme sürümü gönderilmişti. Ama ne yükledim, ne bir elim gitti. Hatta ücretsiz oyunlarda Erol yazmıştı. Ancestors verilecek, verilir mi acaba falan diye. Umarım verilmezdi. Hani oynanmayacak bir oyun. Kimse oynamayacağı bir oyun olur. Umarım verilmez. Tıpkı yine yorumu gelen Fall Guys gibi. Umarım öyle bir şey olmaz. Yani bir tane hediye günü boşa atılmış olur. Umarım Fall Guys falan verilmez. Öyle bir hataya düşmez. Epic Games. Evet. Other Worlds biliyorsunuz. Türkçe şeyi de gelmişti buna. Bu oyun o muydu ya? Yanlış yapmıyorum umarım. 35 TL. Güzel bir fiyat. 35 TL. Heavy Rain. Evet. Süper klasiklerden biridir. Journey 7.60. Biliyorsunuz BAFTA ödüllü oyunlardan biridir. Çok müthiş bir ortamı var. Biraz kısa bir oyun aslında ama 7.60 güzel fiyat. Enno oyunlarının sonuncusu, standart sürüm. Ben de yine böyle bir indirimi beklediğim oyunlardan biriydi.
Kuponla beraber 40 TL iniyor. Mükemmel fiyat. Mükemmel fiyat. Kesinlikle. Benim gibi düşünüyorsanız. Heh. Burada geldi bunu. Öteki videoya saklamayacağım. Size göstereceğim dostlar. Çok salak bir durum var burada. Standart versiyon 93.50. Gold Edition 88.50. Gold versiyon daha ucuz. İlginç bir şekilde. Umarım bu geçen video yaptığımda da bir tane hani Cadılar Bayramı'nda kupon vermişti ya. O zaman da demiştim Mafia Trilogy Edition çok salak bir fiyata inmişti. Çok düşük bir fiyata inmişti. Ben videoyu yapmıştım. Sonra işte bakanlar yoruma yazmışlardı. Abi böyle gözükmüyor. Daha yüksek gözüküyor. Dedim herhalde fiyatı değiştirmişler. Yayında da hatta o günün yayınını yapmıştık. O zaman da beni uyarmışlardı. Hemen değiştirmişlerdi fiyatını. Umarım bunu değiştirmezler. Gören kaçırmasın. Ben de hemen listeme ekleyeceğim. Hatta ilk Metro'yu Exodus'u oynamış olmama rağmen ekstra içeriklerini merak ediyorum çünkü. Hemen bunu almayı da düşünüyorum böyle. Bunu bir alayım, kenara atayım. Diğerlerini sonra alırım. Siz de öyle yapın bence. Belki fark ederler, mark ederler. Evet, Odyssey standart versiyon kupon kullanımının altına düşmüş. Ama içeride büyük ihtimalle ben size zaten gold önerdiğim için burada da gold almanızı öneriyorum. 67 TL inmiş oluyor. Mükemmel fiyat. Biliyorsunuz hem Odyssey'e hem Valhalla'ya ikisinin crossover yani aynı hikayede buluştuğu bir bölüm ekleniyor. Hem Odyssey'de var hem Valhalla'da var. İkisinin bölümler farklı olacak tabii. İkisinde farklı hikayeler olacak. Ama crossover birleşecekler. Yani crossover mantığı odur. Şeyler dizilerde de olur ya böyle. Hatta DC dizilerinde çok olur. İşte Batman diyorum. Flash, Arrow, Legends of Tomorrow karakterleri falan bir tane daha vardı. Neydi? Supergirl. Hepsi böyle crossover. Kendi o hafta hepsi aynı bölümlerde çıkarlar. O crossover'ın mantığı budur. Burada da Odyssey ile Valhalla'yı kesiştirecekler. Crossover'ın olayı o arkadaşlar. Mükemmel bir şey çıkacak bence. Evet, Ghost Recon Wildlands arkadaşlar 45 TL. Breakpoint alacağınıza Wildlands alın. Kesinlikle ondan eski olmasına rağmen ondan kat kat daha güzel bir oyun. Wildlands. Evet, neler var daha? Kingdom Come 25 TL. O standart bildiğimiz fiyatlar. Origins acaba gold sürüm şeye biniyor, yetiyor mu? Ona bakalım. Yetmiyormuş. Pardon, o çok güzel. Evet, 21 TL. Mükemmel fiyat. Origins. Bunu göstermiş oldum. İyi oldu. Üstünde duracağız zaten bir sonraki videoda. Kesinlikle gold versiyon tercih edin. Zaten kuponla da aldığınız için 21 TL'ye gelmiş oluyor. Normal standart versiyondan da ucuza gelmiş oluyor. Watch Dogs'a hiç bakmayacağım. Ücretsiz verilmiş bir oyun zaten. Division 1. oyunu. Merak ettim. Acaba kupon uygun bir şey hali var mı? Ulan yap işte diyorum ya bak yine. Yap şunu 80 TL 20'ye alsın millet. Zaten eski oyun. Evet. Far Cry Primal eski fiyatı uygun değil. Evet, geçen indirimlerde bunu 80 TL üstü yapmışlardı. Bayağı arkadaş videoda da bahsettik. Bu sayede çok güzel fiyata aldılar. Bu sefer düşürmüşler. Başka ne var? Rainbow Six'e bakarız. Şu an gerekli değil. Evet, son sayfaya geldik arkadaşlar. Burada kupon kullanıma uygun bir şey göremiyorum. Far Cry'lar var. Onların da gold versiyonları büyük ihtimalle yetmiyordur. Yani ama yetiyor olması lazımdı. Evet, gold versiyon yetmiyor. Ama bunun ikili paketi vardı şeyle beraber. Grim Dawn mıydı o şey? New Dawn. New Dawn'u göremedim ben, evet. Çok ilginç. Bir saniye bakacağım ona. Niye göremedim ben? New Dawn. Böyle mi yazılıyordu? Far Cry diyelim. Daha fazla göster. Niye New Dawn'u göstermedi? New Dawn, evet. Standart versiyon. Bunun... Heh, işte bu. Mesela. Far Cry'ı hem gold olarak... 5'i gold olarak. Far Cry New Dawn'da Deluxe Edition olarak 63 TL'ye getirmiş oluyorsunuz.
Ama ikisini de ayrı almaya kalksanız daha pahalı olacaktır. Bunu değil, bunu tavsiye ederim. Çünkü Far Cry 5 Gold Edition aldığınız zaman yanında Far Cry 3 de geliyor. Yani siz 2 oyun değil 3 oyun birden almış oluyorsunuz. Bu sebeple de daha da karlı hale geliyor. Başka ne var burada? Bir şey yok gibi. Yani var da çok uzadı video. Artık bitirmek istiyorum. En son her zaman olduğu gibi Assassin's Creed 1 Director's Cut Edition son oyun olarak burada duruyor. Niye bu hep bu oyunun kaderi böyle sonda olmak bilmiyorum ama. Evet, 50 dakikayı da bulmuşuz. Çok uzamış video aslında ama kusura bakmayın. Umarım keyif almışsınızdır. Buraya kadar seyreden arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Onlar gerçekten benim en iyi destekçilerim, en yakın hissettiğim arkadaşlarım, dostlarım, bu ailenin en büyük destekçileri. Onlar dostlarım. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar seyreden her dostuma çok çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar seyretmeyenler bu teşekkürü, bu mesajlarımı göremeyecekler tabii ki. Ne kadar sizlere müteşekkir olduğumu göremeyecekler. Onların kaybı. Biz birbirimize yeteriz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Bunu da yorumlara belirtirseniz çok çok memnun olurum. Yani kanalın gidişatı falan bu sene güzel geçti. Bununla ilgili de küçük bir teşekkür videosu yayınlamayı düşünüyorum açıkçası. Dostlar, umarım hoşunuza gitmiştir. 51-52'ye doğru gidiyoruz. Uzattığım için bu kadar kusura bakmayın ama gerçekten bu kadar süreceğini ben de düşünmedim. Her oyuna eğilmeye çalıştım. Bundan sonraki video daha böyle kuponla alakalı olacak. Kupon kullanımına uygun oyunlara geniş geniş bakacağız. Umarım o 50 dakika sürmeyecek. Evet dostlar, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.